izleyenler, Erdek yeni bir turizm sezonuna başladı. Haziran ayı içindeyiz ve mekanlarda, turistik mekanlarda yavaş yavaş açılıyor. Bu mekanları açanlardan biri de sevgili Alp Güngör. Arda Hülya Motel, Erdek'te turizmin kalbinin attığı bölge Çuğra'da çok güzel bir moteli işletiyorlar. Şimdi turizm sezonuyla ilgili onunla bir sohbet yapmak istiyorum sizler için. Alp Bey, hayırlı olsun. Sezon başladı. Sağ olun. Evet, neler yapıyorsunuz? Hazırlıklar tamamlandı. Bu sene nasıl bir portföyle müşterilerinizi kabul edeceksiniz? İçerisine hazırladığınız herhalde moteli için. Bu sene hava muhalefeti sebebiyle biliyorsunuz yağışlar geç başladı bu sene bölgemizde. Dolayısıyla tüm bölgedeki işletmelerin de tadilatını geciktirdi bu yağışlar. 1 Mayıs itibariyle tadilata başladık ve yaklaşık da 15 gün önce otelimiz hizmete açtık. Aynı zamanda biliyorsunuz bizim şu anda röportajı yaptığımız sahilde bir deep restaurant diye bir restoranımız var. Aynı şekilde restoranımızı da açmış bulunuyoruz. Erdek bu sene çok güzel. Erdek, ben şahsım adına konuşmam gerekirse, Erdek turizminden bu sene ben şahsım çok umutluyum. Çünkü gerek sahil bandı olsun, gerek Erdek'in ulusal medyada tanıtımı olsun. Bunlar ciddi şeyler Erdek turist gelmesi için. Havalar ısındığı zaman muhtemelen Erdek'in bir gerçeği var. Okulların kapanmasıyla Erdek'te sezon başlıyor maalesef. Yaklaşık 12 hafta sonra Erdek'te beklediğim sezon başlayacak diye düşünüyorum. Havaların da ısınmasıyla yine geçen seneki gibi Erdek'te bütün işletmeciler güzel bir sezon geçirecekler. Evet. Büyükşehir sahil bandı düzenlemesi yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Herhalde geç kalan bir çalışmaydı. Kesinlikle çok geç kalınmış bir çalışmaydı Erdek için. Her şeyden önce Erdek'in kordon çehresi değişti. Çok farklı bir kordonu sahip oldu Erdek ki yıllar önce olması gereken bir sahil bandı burası. Büyükşehir sayesinde bu sahil bandı bitti ve bildiğim kadarıyla Erdek Belediyesi de buna büyük ciddi anlamda destek verdi. Son rötuşları yapılıyor bildiğim kadarıyla ve tahminen de bu hafta sonuna kadar en geç 15'ine kadar sahil bandı tamamlanmış olur. Evet. Alp Bey, geçen yıl Erdek'te turizm çok canlı geçti, az önce bahsettiğiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Geçen sene yıllar sonra büyük bir ilgi gördü Erdek turizm açısından. Şimdi Erdek'in bence bir ikinci şansı. Erdek biliyorsunuz Türkiye'nin bizim sürekli dilimizde olan işte Erdek Türkiye'nin ilk turistik beldesi kelimesini kullanıyoruz ama Erdek'teki bir takım yanlışlardan dolayı Erdek bu şansını kaybetti zamanında. Geçmişte kaybetmişti. İşte buradaki işletmecinin hatası var. Halkın hatası var, esnafın hatası var. Tabii bir de güneydeki yeni turistik beldelerin keşfedilmesiyle, insanların oraya gitmesiyle, birçok tanınmış kişilerin orayı öne çıkartmasıyla Erdek yıllarca istediği turizmden beklentilerini karşılayamadı. Bunun en büyük sebebi bence ekonomik olarak güneydeki tesislerin fiyatlarının yüksekliği birinci etken. Erdek oraya nazaran otel bazında, konaklama bazında fiyatlar daha ekonomik güneydeki işletmelerden. Bir de bizim destinasyonda konumumuz aslında çok güzel Erdek. Erdek İstanbul'a çok yakın, Bursa'ya çok yakın. Ankara'ya çok rahat bir şekilde Ankara'da ulaşabiliyorsunuz. Eskişehir'den keza ulaşabiliyorsunuz ki Eskişehir ve Ankara için Erdek eskiden en gözde turizm mekanıymış. Tekrar eskiye dönüş var. Dolayısıyla bu eskiye dönüşle Erdek şu anda bence ikinci şansını yaşıyor. Bundan sonrası bizlere düşüyor. Erdek halkına düşüyor. Erdek'te küçük esnafa düşüyor, Erdek'te işletmecilere düşüyor. Erdek'te şöyle bir gerçeği var, Erdek'teki turistik tesisler yetersiz. Yani oda bakımından yetersiz, modernlik bakımından yetersiz. Bundan sonra işletmelerin, para kazanmak isteyen işletmelerin Erdek için kendi tesislerine yatırım yapması gerekiyor ve bu tesisleri modernizasyon hale getirmesi gerekiyor. Günümüzde artık internet diye bir olay var. İnsanlar internete girdikleri zaman kalacakları odadaki tüm lüksleri, tüm imkanları görüyorlar. Dolayısıyla Erdek'teki oteller bunu paylaştığı zaman karşılarında bunu tercih edecek olan insan doğal olarak parayı verdiği için haklı olarak da karşında güzel bir oda istiyor, temiz bir ortam istiyor, rahat istiyor, konfor istiyor. Erdek'teki işletmeciler bu konforu sağlarlarsa Erdek esnafı da giren turisti, misafiri bir günlük olarak görmeyip onlara yardımcı olurlarsa bence Erdek bu ikinci şansı güzel bir şekilde değerlendirir ve özlediği günlere geri döner. Alp Bey, yıllardan beri Erdek deniz, güneş, kum üçgeninde bocalıyor. Evet. Bunu aşmak için ne yapmalı? Yani Erdek turizmi 1,5 ay, 2 ay sezonu var. Maalesef. Bunu uzatmak mümkün mü? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya, bence mümkün. Ben bunu birkaç defa toplantılarda dile getirdim.
Özellikle bizim Düzler mevki, Düzler mevki bu işin çok uygun. Oradaki turistik tesisler ona göre yatırım yapmaları gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de bir Antalya gerçeği var ve buradaki işte bulunan takımların kampa gelme süreci var. Bence Erdek'in havası futbol takımlarının yurt dışından, yurt içinden çok uygun bir iklimi var. Düzler'deki kum, sporcuların kum kursu yapması için çok uygun. Arkamızdaki Kapıdağ Adası yine aynı şekilde, Kapıdağ Yarımadası aynı şekilde sporcuların kondisyon depolaması için uygun. Buradaki tesisler şayet tesislerinde futbol takımı ya da spor kulüplerini barındıracak yatırım yaparlarsa, işte antrenman sahası, futbol sahası, kondisyon salonları gibi, buradan ciddi bir anlamda gelir elde edebilirler. Yine aynı şekilde İstanbul bizim burnumuzun dibinde. Buradaki büyük tesislerin, Düzler'de bulunan büyük tesislerin toplantı salonu gibi salonlar yapıp burada toplantı turizmi de devreye sokabilirler. Kongre turizmi. Tabii ki kongre turizmini gerçekleştirebilirler, sağlık turizmini gerçekleştirebilirler. Hatta ve hatta Kapıdağ Yarımadası biliyorsunuz milli park Kapıdağ Yarımadası. Kapıdağ Yarımadası daha aktif hale getirilir. Orada av turizmi açılabilir. Jiplerle safari turizmi yapılabilir Kapıdağ Yarımadası'nda. Çünkü Kapıdağ Yarımadası bence Türkiye'de bilinmeyen bir yarımada. Sakladığı zenginliklerin bilinmediği bir yarımada. Bizler bile sadece oradaki Hadrianus Tapınağı'nı biliyoruz. Birkaç tane şelaleyi biliyoruz. O kadar. Ama orada keşfedilecek çok fazla nokta var. Yani av turizmi olarak olabilir. Dediğim gibi Kapıdağ Yarımadası'nda tarihsel anlamda bir takım geziler düzenlenebilir. Mesela sizler çok iyi biliyorsunuz. Zeytinliada, Erdek'te bulunan Zeytinliada. Çok önemli. Çok önemli ve benim bildiğim kadarıyla dünyanın sayılı vaftiz havuzlarından bir tanesine sahip Erdek'teki Zeytinliada. Bunun tanıtımı yapılabilir. Yani bu Hristiyanlar için inanılmaz bir şey. Nasıl gidip de Meryem Ana'yı ziyaret ediyorlarsa buradaki Zeytinliada'yı da ziyaret edip oradan en azından turizme katkısı olabilir Zeytinliada tanıtılırsa yeterli kadar. Tabii din ve vicdan turizmi bütün dünyada çok kesinlikle, önemli. Kesinlikle. Zeytin adımın içinde çok önemli. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla kazı çalışmaları büyük bölümü tamamlandı. Bu haliyle bile ziyarete açılabilir en azından kazının tamamlandığı bölümler. Evet. Hemen hemen bitti zaten kazı çalışmaları. Tamamlandı diyebiliriz. Bir de Erdek diğer yerlere göre daha ekonomik dediniz. Otel anlamında. Otel anlamında. Tabii. Sizin otelde elverişli değil mi bütçeye? Tabii ki. Yani ben şu şekilde söyleyeyim. Bizim 15 daha doğrusu bayrama kadar fiyatımız kişi başı yarım pansiyon 750 lira. Bayram fiyatımız kişi başı sabah kahvaltısı akşam açık olmak üzere 850-900 lira civarında. Sezonda da bu fiyatı. Tabii ki burada belirleyici faktörler var. Maalesef ki Türkiye'de dolar artışında ürünlere, girdilerimize gelecek zamla alakalı 800 lira gibi planlıyoruz bayram sonrasında sezon fiyatımızı kişi başı yarım pansiyon olarak. Evet. Bunun içerisinde kumsaldaki şemsiye şezlong hizmetleri, ücretsiz Wi-Fi otopark hepsi dahil. Bir de son olarak şunu soracağım. Çok güzel bir restoran. Erdek'in en güzel yerlerinden biri. Burada nasıl bir hizmet oluyor? Bu sene ne olacak? Şimdi biz bu restoranı kardeşimle birlikte işletiyoruz. Biliyorsunuz yani sizler biliyorsunuz en azından. Ben Erdek'te ilk restoranı 1996 senesinde Alp Restorant olarak açmıştım. Evet. Ve sahilde o zaman iki restoran. Rahmi ile Hamdi abiyle beraber Hamdi Usta Restorant ve ben vardım sahilde o zaman restoran olarak. 2011'den beri de biz restorançlığa ara vermiştik. Uygun bir yer bulamıştık gönlümüzden geçen diye. İki sene önce restoranımızı açarken 2021 senesinde dedik Erdek'tekilerden biraz daha farklı olsun. En azından dedik, hani rakı balık, ayvalık muhabbeti var ya, dedik bu rakı balık niye Erdek olmasın? Mezlerimiz katlar. Biraz dinamik parçalarımız var. Biraz dinamik parçalarımız var. Biraz ayvalık kadaklarımız var. Dolayısıyla bunları hep güzel ödedikleriz. Farklı bir mutlak tutabiliriz. Mezlerimiz dönüşlerimiz bir şey. Tabii Alp Bey, Erdek deyince aslında balık da geliyor. Siz bu restoranda balık çeşitlerine de yer veriyorsunuz. Aynı yöntem uygulama devam edecek herhalde. Tabii ki balık çeşitleri devam edecek. Şimdi şöyle sevgili Önder abi. Bizler biliyorsunuz 2 sene önce Marmara Denizi'nde ciddi bir müsilaj problemi yaşadık. Müsilaj problemini yaşadıktan sonra sizler de balıkhaneden ya da işte piyasadan takip ediyorsunuzdur. Marmara Denizi'ndeki balık popülasyonu arttı. Yaklaşık biz 2 yıldan beri Marmara Denizi bizim yerli balığımız olan istavrit olsun bölgede
çıkan balıklar olsun, işte dip balıklar olsun, tekir olsun, tavuk balığı olsun, bunların popülasyonunda bir artma var. Özellikle kırlangıç balığında da bir artış var. Marmara Denizi müsilajdan sonra temizlendi ve müsilaj aslında bir nevi de denizde yaşayan canlıların çoğalmasına sebebiyet verdi. Bu bağlamda biz restoranımızda Marmara Denizi'nden çıkan taze balıkları tercih ediyoruz. Menümüzde isabetimiz var, kılıç şişimiz var, iskorpi şişimiz var. Bu balıkları değerlendiriyoruz. Kendi bölgemizden, kendi denizimizden çıkan balıkları sunuyoruz misafirlerimize. Bunun dışında da biraz önce izah ettiğim gibi mezelerimiz farklı. Farklı olmak istedik ve bu bağlamda da farklı bir restoran oluşturduk kardeşime dedik. Evet. Bir soruyla daha kapatacağım. Tabii Hülya Motel, Arda Hülya Motel bir marka. Belirli müşterileri var yıllardan beri. O müşteriler devam ediyor değil mi? Geleneksel müşteriler değil. Tabii ki biz otelcilik hayatından ben Erdek'te Alp Motel, daha sonra Arda Motel olarak başlamıştım. 1996 yılından 2018 yılına kadar da kiracı olduğumuz işletmede Arda Motel adı altında işletmemizi sürdürmüştük. 2021 yılında bu işletmeye geldiğimizde Hülya Motel işletmesini sevgili Rıza amca Rıza Kutlu yaklaşık 40 yıldan beri bu işletmeyi işlettiği için bizim Hülya Motel ismini de kaldırmaya gönlümüz el vermedi. Evet. Ve Arda ve Hülya ismindeki iki tane Erdek'in eski köklü işletmesini birleştirerek Arda Hülya Motel adı altında hizmet vermeye başladık. Dolayısıyla Hülya Motel'in eski müşterileri, Arda Motel'in eski müşterileri, Arda Hülya Motel çatısı altında birlikte bir yerde buluşuyorlar. Evet. Bu şekilde de turizme devam ediyoruz Erdek'te. Peki, son olarak Erdeklilere, turistlere, gelecek konuklarımıza bir diyeceğiniz var mı? Tabii ki. Öncelikle meslektaşlarım hayırlı sezonlar diliyorum Erdek'te. Tüm beklentilerin gerçekleşmesi diliyle güzel bir sezon geçirsinler kazasız belasız. Misafirlerimiz için de Erdek çok değişti. Çok güzelleştiğini yapılan sahil bandıyla. Deniz inanılmaz temiz. Işıl ışıl pırıl pırıl bir deniz sizleri bekliyor bu sene. Bir de bilmiyorum da Türkiye'de odanızdan çıkıp 15 adım attıktan sonra kumsal ayak basabileceğiniz kaç tane sahil bandı vardır, kaç tane işletme vardır. Bunu da göz önünde bulundurmalarını söylüyorum. Gelirlerse mutlu ederler bizleri. Şehrimize şeref verirler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayırlı bir sezon diliyorum size. Evet değerli izleyenler, Erdek'in en nezih turistik otellerinden birindeydik. Arda Hülya Motel ve işletmecisi Sayın Alp Güngör bizlere bilgiler verdi. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.